Müsamaha. İnsan üstün yönleriyle beraber kusurları da çok olan bir varlıktır. Ona gelinceye kadar hiçbir canlı bağrında bu kadar zıtlıkları barındırmamıştır. O, cennetlerin semalarında kanat çırpıp pervaz ettiği aynı anda, beklenmedik inhiraflarıyla gayyalara kadar da inen bir ucubedir. Onda uçurumlaşan bu korkunç iniş ve çıkışlar arasında münasebetler aramak da nafiledir. Zira insanoğlunda sebepler, neticeler bambaşka bir çizgide hareket etmektedir. Zaman gelir, bir ekin gibi durmadan yatar kalkar. Zaman olur, heybetli bir çınar görünümü arz etmesine rağmen, devrilir gider de bir daha doğrulamaz. Melekleri haline imrendirdiği anları az olmadığı gibi, şeytanları utandıracak zamanları da az değildir insanoğlunun. İstidadında bu kadar inişler ve çıkışlar olan insan için günah asıl olmasa bile mukadderdir. Kirlenme arizi olsa dahi muhtemeldir. Kirlenip de fıtratını ifsat edecek olan böyle bir varlık için af ise her şeydir. Af dileme, af bekleme ve kaçırılan fırsatlar için inleme, bir idrak ve şuur işi olması itibarıyla nasıl kıymetli ise, affetme de o kadar, hatta ondan ileri bir yücelik ve fazilet işidir. Affı faziletten, fazileti de aftan ayrı düşünmek katiyen yanlıştır. Küçükten kusur, büyükten af, darbı meselini bilmeyen yoktur ve ne kadar yerindedir. Affediliş, bir tamir, bir öze dönüş ve yeniden kendini buluş demektir. Bundan ötürüdür ki, rahmeti sonsuzun katında en sevimli davranış, hareket, bu dönüş ve arayış hafakanları içinde sürdürülmüş olandır. Canlı cansız, bütün varlık affı insanla tanıdı. Hak, insanda affediciliğini gösterdiği gibi, affetmekteki güzelliğini de onun kalbine koydu. İlk insan, insanlık fıtratının gereği olan sürçmesiyle, özüne bir darbe indirirken, vicdanında duyulan şey, bir inilti ve yakarış, bu feryada semadan kopup gelen de bir aftı. İnsanlık ilk atası ile elde ettiği bu armağanı, ümidi, tesellisi olarak asırlarca muhafaza etti. Her hata işleyişinde o sihirli tahtın üstüne binerek, günahların hacaletinden ve ümit kırıcılığından yükselip, sonsuz rahmetlere ulaştığı gibi, başkalarının işlediği günahlara karşı da onu gözüne perde yapma âli cenaplığını gösterdi. Affedilme ümidi sayesinde insan, ufkunu saran kasvetli bulutların verasına yükselip, dünyasını aydın görme imkanına ulaşır. Affın yükseltici kanatlarından haberdar olan talililer, bütün bir hayat boyu ruhlara inşirah veren bu zemzeme içinde yaşarlar. Affedilmeye gönül bağlamış bir insanı, affedicilikten uzak düşünme imkanı yoktur. O, bağışlanmayı sevdiği gibi, bağışlamayı da sever. Hatalarının iç aleminde tutuşturduğu ızdırap ateşinden kurtulmayı, af kevserlerinden kana kana içmede olduğunu bilen birisinin affetmemesi mümkün müdür? Hele affedilmenin yolunun affetmeden geçtiği bilinirse, affedenler affa mazhar olur. Bağışlamasını bilmeyen bağışlanmaz. İnsanlara karşı müsamaha yolunu tıkayanlar insanlığını yitirmiş canavarlardır. Bir kere olsun kendi günahının muhasebesiyle iki büklüm olmamış bu hoyratlar hiçbir zaman affedicilikteki yüce zevki idrak edemeyeceklerdir. Hz. Mesih aleyhisselam taşlanmaya götürülen bir mücrim karşısında eli taşlı kalabalıklara şöyle seslenmişti. İlk taşı hiç günahı olmayan birisi atsın. Bu bağlayıcı ifadedeki inceliği anlayan hangi fert taşlanacak başı varken başkasını taşlamaya yeltenir? Keşke hayatını başkalarının hayat muhasebesinde tüketen günümüzün talihsizleri bunu anlayabilselerdi. Vaka, mücrim cezalandırılır ve cezalandırmada şefkat dahil hiçbir yüce duygu, fermanı yüksek yerden çıkan bu hükmün infazına mani olamaz. Ne var ki kin ve nefretlerimizin mahkum ettiği kimseleri taşlamaya dair bir hüküm bulunduğunu iddia etmek de imkansızdır.
İşin doğrusu şu ki biz benliğimiz içindeki putu bir Hazreti İbrahim aleyhisselam cesaretiyle kırmadıktan sonra ne nefsimiz adına ne de başkaları adına hiçbir zaman isabetli karar vermeye muktedir olamayacağız. Af, insanoğluyla gün yüzüne çıkmış ve onunla kemale ermiştir. Bu itibarla en yüce kamette en geniş affediciliğe şahit oluruz. Kin ve nefret ise habis ruhların insanlar arasına saçtığı cehennem tohumlarıdır. Yeryüzünü gayyaya çeviren bu kin ve nefret körükleyicilerine mukabil, binbir bunalım içinde itire kakıla hep meçhullere sevk edilen insanımızın imdadına affedicilikle koşmalıyız. Arkada bıraktığımız şu bir iki asır, af bilmezlerin, müsamaha tanımazların gaseyanlarıyla en kirli ve en sevimsiz hale getirildi. Geleceğe de bu nasipsizlerin hükmedeceği düşünüldükçe ürpermemek elden gelmiyor. Onun içindir ki bugünkü nesillerin kendi evlat ve torunlarına en büyük armağanı affetmesini öğretme olacaktır. En kaba davranışlar, en iç bulandırıcı hadiseler karşısında dahi affetmesini. Ne var ki ruhu hırçınlaşmış, vicdanı acı çektirmekten zevk alan insan azmanlarının affedilmesini düşünmek de af müessesesine karşı bir hürmetsizlik olacaktır. Evet, onları affetmek hem elimizden gelmez hem de insanlığa karşı bir saygısızlıktır. Böyle bir saygısızlığı makul görecek ve gösterecek kimse de bilmiyoruz. Belli bir geçmişiyle düşmanlık telkinleri altında yetişen bir nesil, içine itildiği karanlık dünyalarda hep arenaların dehşet ve vahşetini seyretti. Ufkunun ağardığı anda, öten horozların namelerinde dahi o hep kan ve irin görüyordu. Böylesine sesi kan, soluğu kan, düşünüşü kan, gülüşü kan bir topluluktan ne öğrenebilirdi? Ona verilen şeylerle kalbinin bin bir hafakan içinde arzuladığı şeyler tamamen birbirine zıt ve ters şeylerdi. Senelerin ihmali ve yanlış telkinleri altında ikinci bir fıtrat kazanmış bu nesli, bir sel ve tufan halini aldığı şu dakikada bari anlayabilseydik. Heyhat, nerede o basiret? Affın ve hoşgörünün yaralarımızın büyük bir kısmını saracağına inanıyoruz. El verir ki bu semavi silah dilinden anlayanların elinde olsun. Yoksa şu ana kadar tedavi deyip de sürdürdüğümüz yanlış muhalefeler karşımıza pek çok komplikasyonlar çıkaracak ve bizi şaşkına çevirecektir. Bil illeti, kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhemi her yâreye derman mı sanursun?